B1'in balansına, B2'nin interesti B2'nin B1'in interesine, B2'nin termü B1'in termüne. C'de sıkıntı mı geçecek? Yok. Olmuyor. C'de da C'ye giriyor. Aynı sırada tıpatı. Buna ne diyor? Member wise copy deniyor. Member wise copy. Tamam mı? Memberların birer birer kopyalanması. Ya da C'de yapılan şey şu, byte'ların birer birer kopyalanması. B1'in size ne kadar da 20 byte civarında değil mi? B2'nin size de 20 byte civarında. B1'in başladığı adres belli değil mi? B2'nin de başladığı adres belli. Memcopy ile 20 tane byte'ları bir oradan oraya kopyalıyor. Tamam mı? Yapılan şey bu. Member wise copy. Byte'ın byte'ı bir oradan kopyalanması. Evet. Hocam bir şey soracağım. Strip içinde değişkenlerin yeri değiştiği zaman şu B1 bir dakika sonra unutmadan cevap vereyim. Yani bu B1'in içerisindeki değişkenler yerleri değişirse B1'inkinde değişir, tepkiler aynı olur. Farklı strap yani. Farklı zaten atama yapamazsın ki. Yani mesela strap isimlerimiz aynı, içeride değişkenlerin yerleri değişir. İsimler aynıysa nasıl değişik olabilir yerleri? Overload yapamıyor muyuz? Integer, değişken overload diye bir şey yok, hiçbir dilde yok. Fonksiyon overload var. Overloading sadece fonksiyonlarla yapılır, değişkenlerle değil. Şu bir overload değil. Int a double b. Pardon, double a. Arkadaş yine bir şey icat etti, çok güzel bir şey. Değişken overload yaptı. Int a double a. Değişken overload yaptım. Bu böyle bir şey mümkün değil. Şu ayda ben biraz daha güzel yapayım. Niye değil? Niye olamaz? Çünkü herifin biri şunu yazdığı zaman, tamam mı? Aa tamam tamam böyle bir şey yazdığı zaman. Ya hangi a olacak bu falan filan tipinden mi bulsam falan. Yok böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunun bir faydası da yok, tamam mı? Yani aynı isimli birden fazla fonksiyon bpg'yi hatırlıyorsunuz, avarajı hatırlıyorsunuz değil mi? İki parametre alır, üç parametre alır. Aynı isimle iki farklı değişken niye olsun ki? Ne işe yarar? Yok öyle bir şey. Hiçbir dilde yok bu. Bunun adına sintaks hatası deniyor. Yok böyle bir şey. Tamam. Dolayısıyla senin sorduğun soru içerikleri farklı, iki farklı struct var. Birbirlerine atamaya çalışıyorsun. Baştan sintaks hatası zaten o. Tipleri farklı atayamazsın. Bu ne diyor? Tipleri aynıysa atayabilirsin diyor burada bak. B1 ile B2 birbirinin aynı sesi. Tamam. Burada gerçi elmayı, portakalı elmalara atamış ama bunların tipleri aynı. Tipleri farklı falan filan değil. Eğer tipleri aynıysa atayabilirsin. Senin söylediğin durumda tiplerinin farklı olması lazım. Atayamazsın. İki tane struct var. İçleri tıpatıp aynı ama farklı isimler altında yazılmışlar. Onları da atayamazsın. İçleri tıpatıp aynı olsa bile, tamam mı? Farklı struct varsa eğer atayamazsın. Tamam, başka soru var mı? Siz oradan görebiliyor musunuz bir şey? Beni görüyorsunuz da burayı görüyorsunuz. Geçesene şu tarafa doğru ya, orada boş yerler var. Neyse birazdan ara vereceğim. Arada geçelim. Yoklama nerede yoklama? Ne kadar kaldı yoklamanın bitmesine? Niye bu kadar yavaş gidiyor bu yoklama ya? Tamam, yoklama bitinceye kadar derse bitemeyeceğim. Çabuk olun o yüzden. Struct'lar fonksiyonlara call by value, call by reference ya da daha önceden C'den bildiğiniz gibi pointer'la gönderilebilirler. Bir fonksiyonun struct'ta olduğu gibi return edebilirsin bir struct'ta, tamam mı? Return edebilirsin. Struct'ın pointer'ını da return edebilirsin. Struct'ın kendisini de return edebilirsin. Struct reference'la return edebilirsin. Daha önceden söylemedik ama bir fonksiyonun return tipi aynen şöyle bir şekilde olabilir. Int ref f. Aynen böyle bir integer referansı return edebilirsiniz. Garip bir şey değil mi? Integer referansı return edebilirsin. Integer referansı return ettiğinden dolayı da mesela şöyle diyebiliriz. F ne return ediyorsa, bir referans return etti ya, onun referans olduğu şeye, bu bir şeye referans değil mi? İki ata. Bir şeye referans ediyor, return ediyor demek ki. Fonksiyonun içinde nasıl return ediliyor? Normal şöyle yazıyorsun. Integer referansı bir tane fonksiyon olsun. O da bir tane integer referansı alsın. A diyelim. Tamam mı? Bir şeyler yaptım. Return A dedim. Bu kadar.
Yani return ederken buraya başına percent falan filan koymaya gerek yok. Doğrudan A'yı return ediyorsun. A artık F'i çağırdığım zaman ben bir şekilde mailin içerisinde diyelim ki int B diye bir integerim var. Şöyle bir şey diyebilirim. C F B diyebilirim. Bu da return edilen esasında ne? B'nin referansı, tamam mı? Bunu yanlış yazdım, yok. Doğru da istediğim şeyi yazmadım burada. Bunu silelim. Biraz önce yazdığımı yazmaya çalışayım. Burada F, B, 2 diyebilirim. Return edilen ne burada? B'nin referansı esasında, değil mi? B gitti buraya. B'nin referansı return edildi. Değişen değer burada esasında B'nin değeri olacak. Evet. Değişen değer B'nin değeri olacak. Evet. Mesela bu integer'i fonksiyonda return değerini referans olarak gösterdik ya. Evet. Onu da constant yapabilirim. Orada? Constant referans. Ha şunu const yapabilir misin? Tabii bunu const yapabilirsin. Eğer bunu const yaparsan, tamam mı? Şu ifadeye compiler izin vermeyecek. Diyecek ki, tamam mı? Bir atama işareti. Atama operatörünün sol tarafında bir constant yer alamaz diye. Eğer buraya const dersen. Const demezsen bu sefer bu çalışır. Performansta bir katkısı olur mu? Constant. Ya hatırlıyorsan referans return etmek, referansla göndermek performansı arttırıyordu. Const koymakla ilgili const koymanın performansla alakalı bir şey olduğunu söylemedik. Yok çünkü. Yok yani. Yok, kanslığın performansla alakası yok. Referansın performansla alakası. Kans koymadı. Referans koymadığın zaman kopyalanıyor, tamam mı? Return ederken de gönderirken de. Kans koyduğun zaman kopyalanmıyor, referansı gidiyor ama değiştirmesine izin vermiyor. Kullanıcı veriyor sadece. Kans değiştirmesin. He, sen diyorsun ki return ederken referans return ediyorum ki hızlı olsun diye. Tabii tabii aynı. Yani tabii. Cover referans aynı mantık. Evet doğru. Aynı mantık. Tamam mı? Yani bir buraya nereden geldik dedik ki bir fonksiyon bir struct'ın referansına return edebilir. Referans return etmenin yolu bu. Integer nasıl return? Şuraya cd count yazsaydım, buraya cd count yazacaktım. Bu aynı soru. Böyle bir şey niye yapsın insanlar? Hani adam hem B'yi yolladım buraya bir de böyle yapıyorsun falan filan. Bazen yapman gerekiyor. Daha sonra göreceğiz. Tehlikeli bir durum var burada. Mesela şurada B'yi değil de C diye bir şey return edeyim ben C. C de burada olsun. Bu compile olur. Problem yok. Ama çok tehlikeli bir durum evet, bu. Çünkü lokal var. Burada referans. Evet. Int C. C nasıl bir değişken? C otomatik değil mi? Lokal. Fonksiyona ait bir değişken C. F bittiği zaman C ölüyor değil mi? Ama ben C'nin referansını return ettim C ölmeden önce. F B şurada. Tamam mı? F B atama 2 deyince esasında return edilen şey C'nin referansı. Bu C'nin değerini 2 yapmaya çalışıyor. Ölmüş bir şeyin değerini 2 yapmaya çalışıyor. Yer size ait hala. C'nin yeri size ait. Stack üzerinde bir yerde ama size ait ama junk bir yer. Kötü bir yeri değiştiriyorsunuz. Tesadüfen bu çalışabilir. İstediğiniz sonucu da üretebilir çarşamba günleri. Çarşamba günleri üretmeyecektir ama. Ya da başka bir gün. Şanslısınız eğer sizin elinizdeki her gün üretecektir. Müşterinin elinde, tamam mı? 1 milyon dolara Zimbabwe'ye sattığınız yazılım adamların en zorlu anlarında çalışmayacaktır. Buyurun. Adam da bir daha ben Türklerden yazılım alırsam ne olurum falan filan diye gelerek. Tamam bitti mi yoklama? Herkes imzaladı. Öyleyse ara verelim. 54, 10, 05'te burada olalım. Olur mu? 10, 05. Görmedim.